Peki. Herkese merhabalar. İsmim Ali Marlı benim. Sosyoloji bölümünde çalışıyorum burada. Yaklaşık bir saat ağ toplumları üzerine konuşacağız hep beraber. Süreler de biraz sarkma halinde ilerliyor. Yani o yüzden çok fazla herhalde şey hakkımız olmayacak, opsiyonumuz. Ben yani yarım saat 40 dakika kadar konuşayım. Son yarım saat ya da 20 dakikada da hep beraber bir değerlendirme yapabiliriz. Konu çok geniş, başlık çok fazla büyük. O yüzden herhangi bir şekilde özetlenmesi mümkün olmayan aslında bir başlık. Çok çeşitli ağ toplumu teorisyenleri ve teorileri var. Hakeza ikinci V bağlacından sonraki kısım zaten küresel köy, hani o bir niteleme. Doğrusu onu Metin eklemiş herhalde. olsun. Yani o da çok yaygın kullanılan bir tabir. Küresel köy fikri, tabiri. Bir tür metafor. Beni çok o açıdan hani şey yapmıyor, ilgilendirmiyor o kısmı. Ama küreselleşme dersek eğer, ağ toplumları tartışmasının ağ toplumları tartışmasının en hararetli kısmı küreselleşme başlığı altında yapılan kısımları. O bakımdan da aslında literatürde küreselleşme tartışmasıyla ağ toplumu tartışmasını ayırt etmek çok mümkün değil. Çok iç içe ve bir o kadar da nasıl diyelim birbirini besleyen çeşitli olgu ve süreçlerin bir bütünü ağ toplumu ve küreselleşme tabirleri ya da terimleri. Belki de şöyle bir şey oluyor. İnsan toplumu çeşitli dönemlerde böyle çok geniş ve yoğun bilinç sıçramaları yaşıyor diye tahmin ediyorum. Bir patlama var herhalde, değil mi? Yok, mikrofon biraz azalırsa daha iyi olur. Çok boşluk oluyor havadan dolayı. Ha, orada da mı kötü çıkıyor? Peki, peki tamam. Toplam bilginin artışından kaynaklanıyor olabilir bu. Bizim çok daha toplumsal ve kültürel iletişim sistemimizin gittikçe daha karmaşıklaşmasından veya içinde doğduğumuz linguistik ya da kültürel evrenin, ortamın, dünyanın toplam, nasıl diyelim, bilinç düzeyinden kaynaklanıyor olabilir. Ve bütün bu etkiler neticesinde aslında olgulara bakış açımız sürekli bir biçimde dönüşüyor. Bundan 30 sene, 40 sene evvel bir sosyologdan bir sunum istenseydi, en çok karşı karşıya kalacağınız kavramlar, terimler, yapı, işlev, kültür, endüstri gibi kavramlar olurdu muhtemelen. Fakat son 20-25 senedir ağ kavramı, network kavramı, web kavramı yoğun bir biçimde bilim alanlarını istila etmiş durumda. Bunun da aslında çok çeşitli sebepleri var. Hepsi de gerçek sebepler. Fakat daha ilginç olanı her kuşakta vokabüler değiştiği zaman bütün tarih anlatılarının da değişiyor olması. Örneğin ağ kavramı dolaşıma girdikten sonra büyük dünya tarihi, küresel tarih sentezleri yazılmaya başlandı. Ve bunlar da yine ağ metaforuyla bütün insanlık tarihini yeni baştan okumaya başladılar. O bakımdan keşiflerimiz ya da nasıl diyelim kavramsal paketlerimiz, vokabülerlerimiz yenilendikçe sadece günlük yaşantımızı değil, günlük dünyamızı, günlük hayatımızı değil, aynı zamanda geçmişe doğru da tarihsel uzamı, anlama biçimimizi de yeni baştan düşünüyoruz. Bunun çarpıcı örneklerinden bir tanesi çok ünlü dünya tarihçisi William McNeill'in 2002 yılında, 2006 mıydı yoksa, The Human Web kitabı. Bu bir dünya tarihi kitabı. 1960'ların ortasında bir dünya tarihi kitabı yazmıştı William McNeill. Fakat orada ağ kavramı etrafında bir anlatı inşa etmemişti. Daha geleneksel
Toynbee sonrası post sivilizasyonel diyebileceğimiz post medeniyet sonrası tarihin bir denemesi gibiydi. İşte evrim kuramından ve çeşitli kültürel, tarihsel anlatılardan yararlanarak bir anlatıydı. Fakat 2002'deki kitabı doğrudan doğruya ta jeolojik zamanlardan başlayarak bütün insanlık tarihini ağ kavramı, network kavramı, web kavramı etrafında yeni baştan tasarladığı bir kitap idi. Hatta şu öyle ki çok erken tarihlerde, yani günümüzden itibaren bakarsak, yani 1920'li 30'lu yıllarda bile aslında bu kavramın küçük küçük denemelerini yapmış çok çeşitli sosyal bilimciler ile karşılaşabiliyoruz. Bunlar daha çok biyoloji eğitiminden çoğunluğu, ekoloji eğitiminden gelmiş insanlardan oluşuyordu ve bu tür denemelerle aslında bu kavramı kullanan insanlardı. Fakat 1990'lardan sonra kavramın kullanımı radikal bir şekilde farklılaştı ve değişti. Burada da tabii esas itki, esas devrim, günümüzde işte sanayi 4.0, 3.0 falan gibi laflar duyuyorsunuz değil mi? Endüstri 4.0 falan gibi laflar duyuyoruz. Bunların hepsi aslında günümüzün paket kavramları. Buraya gelene kadar bunun bir arka planı vardı ve aslında temelde teknoloji tarihi ve toplumsal tarihin yeni bir evresini anlamlandırma çabası. Çok çeşitli adlar konuldu bu işe. En son Endüstri 4.0 diye bir şey dolaşıyor. Aslında bu temelde William McNeill'in 5. evre dediği küresel ağ toplumunun doğuşu, yani 1860'lardan sonra ortaya çıkmış olan yeni toplumun şeyiyle ilgili, dinamikleriyle ilgili bir kavramsallaştırma. Öyle ki yakın dönem teknoloji tarihi çalışmaları bize toplumsal ve tarihsel dünyanın çok daha karmaşık bir resmini vermeye başladı. Biz çok erken zamanlarda, 1900'lerde, 1800'lerde işte sanayi devrimi diye bir kavram vardı ve biz bu büyük soyutlama, sanayi toplumu, sanayi devrimi, ilerleme, aydınlanma gibi büyük kavramların, o şemsiyelerin altında insan toplumunu anlamaya çalışıyorduk. Halbuki yakın dönem çalışmalar bize bu tarihin detaylarında çok ciddi kesintiler, kopuşlar, farklılaşmalar olduğunu gösteriyor ve ne tek bir sanayi devriminden bahsedebiliyoruz ne de tek tür, tek tip iktisat ve toplumsal tarihten bahsedebiliyoruz. Bizim bu keşiflerimiz, yeni baştan bu kavramlar da devreye girdikçe tarihsel dünyayı tekrar tekrar gözden geçirme, yeni tarih yazımları, yeni naratifler, sentezler ihtiyacını da ortaya çıkarıyor. Aslında ağ toplumları terimi temelde 2. sanayi devrimi sonrası, günümüzden bakarsak yine 2. sanayi devrimi sonrasında ortaya çıkan olguların bir yeniden düşünülme girişimi, sanayi 4.0 kavramı gibi. Şimdi sanayi 4.0 niye deniyor? 1.0 var, 2.0 var, 3.0, şimdi bir de 4.0 var. Aslında bu 1970'lerden sonra öncü teknoloji tarihçilerinin keşifleriyle birlikte anlaşılmaya başlanan bir olgu. O yüzden de zaten ben erken tarihlerine girmiyorum, vakit çok dar. William McNeill'in ilk devreler, işte avcı toplayıcı dönem, yerleşik hayata geç, her birini çeşitli ağ metaforlarıyla anlatıyor. Burada iki tane kritik kavram var. Aslında bunu çok önceden yazmış çok iyi tarihçiler var. Lewis Mumford gibi çeşitli yoğunlaşma biçimleri etrafında anlatıyordu o da bu değişimi. İki tane temel kavram var. Biri yayılma, biri yoğunluk kavramı. Yani çeşitli üretim, tüketim veyahut da bu üretimin kültürel, ekonomik, maddi başka türlü boyutları olabilir. Çeşitli üretim biçimlerinin yoğunlaştığı anlar çok yoğun ağların oluştuğu dönemleri tarif ediyor. Yani diyelim ki ziraat devrimi nasıl oldu? Nüfusta bir artış, hemen arkasından üretim güçlerinde bir artış, yani insanların yoğunlaşması, bunların birbiriyle etkileşime geçmesi, maddelerin birbiriyle etkileşime sokulması ve karmaşık, yavaş yavaş karmaşıklaşan organizasyonların doğuşu. Aslında temel kavramlardan biri yoğunlaşma, bir diğeri ölçek, bir diğeri sayı, yani büyüklük kavramları. Bunları ağ kavramı etrafında, network, web kavramları etrafında yeni baştan tarihçiler düşünüyor. İlginç bir şey, sanayi ve teknoloji tarihçiliği
ile sosyologlar arasında bitmez tükenmez bir tartışma var. İşte teknoloji toplumu ne kadar etkiler, hangi dereceye kadar etkiler? Over determination dediğimiz, yani büsbütün etkiler mi? Tamamıyla etkiler mi? Yani bir tür teknolojik determinizm bugün çok yaygın. Çeşitli yazarlar bunu yayıyorlar bütün dünyada. Teknolojik determinist anlatılar çok fazla var. Coğrafi determinizm çok fazla var. Ve sosyologlar bunların hepsine mesafeli yaklaşıyor. Teknolojinin önemini abartmadan gerçek gücünü ve etkisini ölçmeye amaçlayan çeşitli girişimler söz konusu. Ama şu kesin, en azından teknoloji ile toplum arasında çok karmaşık bir ilişki var. Ve her ikisi de birbirini çeşitli geri beslemelerle dönüştürerek modern dünyayı ortaya çıkarıyor. Çıkarıyorlar. Joel Mokyr diye çok ünlü bir teknoloji araştırmacısı, tarihçisi bize en azından şunu gösterdi. İki tane sanayi devrimi var 19. ve 18. yüzyıllarda. Bu farkındalık arttıktan sonra özellikle 2. sanayi devriminin hakikaten bir ciddi bir kopuş, birincisinden çok ciddi bir kopuş olduğunu anladıktan sonra 2. Dünya Savaşı arasındaki yıllarda ortaya çıkmış çeşitli teknolojileri adlandırmak için bir endüstri 3 diye bir şey atıldı ortaya. Bir ara bu sibernetik çağı falan deniyordu bunlara. Günümüzdeki bu ağ temelli, internet ve bilgisayar temelli şeyin diyelim değişimi tanımlamak için de ağ toplumu diye bir kavram ortaya atıldı. Buna da işte endüstri 4.0 falan deniyor. Tabii birazdan bunun hangi disiplinler temelinde geliştiğini ifade etmeye çalışacağım. Şimdi burada ilginç olan şey şu. Aslında temelde görüşlerden bir tanesi şu. Gün içinde yaşadığımız dünya, endüstri 2.0, 3.0, 4.0 hiç fark etmiyor. Temelde aslında halen daha 2. sanayi devrimi koşullarında yaşıyoruz. 2. sanayi devrimi nedir? Bu ağ toplumunu ortaya çıkaran çeşitli, yani mesela bazı küreselleşme tarihçileri de 19. yüzyılın sonunda bir 5. küreselleşme, 6 tane küreselleşme dalgasından bahsediyor bazı tarihçiler dünya tarihi boyunca. Bunun en önemlilerinden biri 19. yüzyılın sonundaki bu yüksek emperyalizm çağındaki küreselleşme. Sabah Ahmet Hoca da biraz aslında ona değindi. Bir de günümüzde son dalga var, küreselleşme, yani günümüzdeki dalga. Bu 19. yüzyılın sonundaki dalga 2. sanayi devrimiyle hemen hemen eşit, koşut. 1860'larda başlıyor 2. sanayi devrimi. Yani o döner çıkrıklı buhar devrim, buharlı makinelerin, demir yollarının, metalürjik bilimlerin gelişimi 1. sanayi devrimiydi. 1751 tam tarihi. 1861'de başka bir şey oluyor ve 2. sanayi devrimi başlıyor Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu büyük bir atılım ve elektriğin çok büyük bir etkisi var, kullanılmaya başlanması ve daha da önemlisi mekanik motor bilimlerindeki gelişmeler ve kimya biliminin müthiş bir atılım içine girmesi ile birlikte bir kompleks değişim başlıyor ve 20-30 yıl içerisinde dünya yeni baştan inşa ediliyor. Şimdi birinci ile ikinci arasındaki fark aslında çok önemli. Çünkü günümüzde içinde yaşadığımız dünyayı ortaya çıkaran koşullar büyük ölçüde 2. sanayi devriminin koşulları. Yani 1. sanayi devrimi koşullarında kalsaydı ne şehirler bu kadar büyüyebilirdi, ne üretim bu ölçeklere çıkabilirdi, ne de ziraat toplumunun ziraat toplumu büsbütün değişebilirdi. 2. sanayi devrimi paradigmayı kökten bir şekilde dönüştüren esas devrim aslında. Ve o koşullar halen daha devam ediyor. O devrimin içinden çıka gelen hevesler ve arayışlar, yenilikler halen devam ediyor. Çeşitli iç atılımları devam ederek 1930'larda, 60'larda ve 2000'lerde farklı disiplinlerin, bilgi kümelerinin ve mühendisliklerin buna eklenmesiyle bu devam ediyor. Şimdi tabii içten patlamalı motor, işte diyelim otomobil, bunun tipik örneği otomobildir. Dünyayı yeni baştan kurmuş bir araç. İşte karayolları kuruyorsunuz, lastik tekerli araçlar, savaş teknolojisi, günlük hayat, her şey otomobilin emrine veriliyor 2. sanayi devriminden sonra. Tabii bunun nasıl diyelim, halen daha aslında sanayi 2.0, 3.0, 4.0 denen şeyler büyük ölçüde 2. sanayi devriminin petrokimya ve elektrik mekanik temelli dünyasının
etkilerini aşmaya yönelik girişimler olarak görülüyor. Yani günümüzde bütün bu ekolojik dönüş diyelim, ekolojik turn denen ya da mekansal dönüş, dilsel dönüş dediğimiz ya da işte iklim kriziyle tanımlanan, küreselleşmede işte daha sürdürülebilirlik kavramının çıkışı. Hepsi aslında ikinci sanayi devrimi koşullarının kritiği. Ağ toplumları tam bu bağlamda gündeme geliyor. Çünkü ağ toplumu dediğimiz şey büyük ölçüde İkinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından Soğuk Savaş koşullarında ortaya çıkan çeşitli dağınık yeniliklerin 1970'lerin ortasından itibaren toplanarak çığır açıcı yenilikleri yaratmasıyla aslında ortaya çıkıyor. Nedir bunlar? Bir tanesi sibernetik disiplini. 1950'lerden başlayarak bir standart dil, iletişim dili, mekanik olarak üretme, aynı zamanda nasıl diyelim, siber uzayların kullanılmaya başlanması. Bu tabii tamamen savaş teknolojileriyle alakalıydı. Sputnik sonrasında, Rusya'nın Sputnik füzesini geliştirmesi sonrasında ortaya çıkan süreçler. Sibernetik çok önemli bir alan. İkincisi genetik mühendisliği. Bu da yine bu ağ toplumunun, günümüzdeki ağ toplumunun yaratılmasındaki kilit alanlardan bir tanesi. Mikroelektronik 60'lı, özellikle 70'li yılların ortasından itibaren mikroelektronik alanındaki gelişmeler. Bilgisayar mühendisliğinin gelişmeye başlaması, bu da yine çığır açıcı bir başka alan. Hepsi birbiriyle bağlantılı ama bunların. Yapay zeka, robotik, optoelektronik gibi, enformasyon teknolojisi mühendislikleri gibi alanlar. Aslında temelde 3 tane alan karşımıza çıkıyor. Biri mikroelektronik, biri bilgisayar ve telekomünikasyon. Toplumsal olarak, yani ağ toplumu bağlamında günümüz dünyasını şekillendiren en önemli 3 temel alan bu üçü. Tabii burada kendi iç tarihinde böyle dönüm noktaları var. Mesela mikroçiplerin üretimi 1971'de ilk mikro işlemcinin mikroçiplerin daha sonra geliştirilmesi. Bu Ed Roberts diye birinin, bu Altair diye bir ürün geliştiriyor. Oldukça iptidai bir ürün ama Apple bilgisayarlarının ve daha sonra kişisel bilgisayarların temelini teşkil ediyor. Yine Sputnik sonrası Savunma Bakanlığı içerisinde bir nasıl diyelim, kapalı devre iletişim sisteminin kurulması çabalarıyla başlamış bu ARPANET projesi ile birlikte yavaş yavaş ağ teknolojilerinin temeli atılıyor. İlk önce ordu içinde kısıtlı birimlerin kullandığı bu şey, bu iletişim biçimi 90'ların başında birdenbire bütün dünyada kullanılmaya başlanıyor. Tabii burada bu World Wide Web, WWW sisteminin CERN'de tasarlanması çok önemli ve bu internet protokollerinin keşfiyle birlikte artık bildiğimiz dünya değişiyor. Şimdi burada diyelim ki sanayi toplumu ile ağ toplumu arasındaki temel kırılma anını nasıl tanımlayabiliriz diye bakalım. Günümüzü biraz hayal etmeye çalışalım. Bu ağ toplumu nedir ve nasıl çalışır? Aslında şöyle bir şey, insanlık tarihi boyunca her toplum, her kültür kendi teknolojisiyle birlikte yaşıyor. Bu teknoloji çok boyutlu, kültürü de içeriyor. Yani bizim kelimeleri mübadele etme biçimimiz değil mi? Düşünceleri, fikirleri, nasıl diyelim? Yani etkileşimin, sembolik etkileşimin bütün boyutlarında, bütün çerçevelerinde aslında teknolojiyi her açıdan kullanıyoruz. Kalem de bir teknoloji, bilgisayar da bir teknoloji. Yani kullandığımız bütün alet, edevat ve teknikler aslında bunun bir parçası. Şimdi ikinci sanayi devriminin en önemli özelliği şu, iki tane temel alanda toplumsal dünyayı kökten dönüştürmesi. Bir tanesi zaman ve bir tanesi de mekanın kullanımlarını ve zamanın boyutlarını dönüştürmesi, anlamını dönüştürmesi. Nedir bu? Temelde aslında insan toplumu erken zamanlardan başlayarak temelde önce doğanın kontrol altına alınması, sonra da bütün kendi içinde karmaşıklaşarak gelişen toplumsal süreçlerin ve kurumların kontrol altına alınması güdüsü çok hakim. Bunu yapabilmeniz için hem mekanı kontrol altına almanız gerekiyor, hem zamanı, sabah işte Roma örneğinde verildiği gibi diyelim yol, belirli bir insan topluluğunu kontrol altına almak için bir araç olabilir ya da üretim de bunun bir aracı olabilir. Ama modern dönemde şu oluyor, işte Foucault'un biyopolitik filan dediği aynı zamanda, yani yepyeni bir toplum ortaya çıkıyor,
bu toplumun ihtiyaçlarına uygun bir bilgi sistemi ortaya çıkıyor ve temelde ne oluyor? Zaman ve mekan üzerindeki kontrolümüzde muazzam bir kapasite artışı ortaya çıkıyor. Yani hem zamanın kontrolü hem de mekan üzerindeki egemenliğimiz pekişiyor. Fakat yine de bu çeşitli zorlamalar ve denemelerle belirli bir sınırda kalıyor. Yani belirli bir sınırı geçemiyor. Bunun da en önemli sebebi kullanılan bilgi altyapılarının buna yeterli olup olmadığı meselesiydi. Çünkü nihayetinde her toplum kendi bilgi diyelim evreninin içerisinde yaşıyor ve Newton mekaniğiyle diyelim belli bir ölçülerde şeyleri yapabilirken diyelim uzaya araç gönderme ya da işte Plüton'a gözlemci araç göndermek için bu fizik, bu bilgi bize yetmiyor. Bu ikinci sanayi devrimi koşulları sadece teknoloji tarihinde bir dönüm noktası değil, aynı zamanda bütün bilim alanlarında da çok büyük bir dönüşüm çağı. 1910'lara kadar sürüyor bu ikinci sanayi devriminin atılım yılları. Ve burada aslında karşımıza çıkan şey temelde çeşitli ağlar kurarak bu ağları, bütün araçları bunun içinde düşünebilirsiniz bu ağların içerisinde. Gittikçe daha fazla madde üzerinde ve anlam üzerinde kontrol ve kapasite yaratmaya dönük çabalar olarak karşımıza çıkıyor. Ve buradan büyük bir sanayi uygarlığı doğuyor. Şehirler ortaya çıkıyor. Kıtalar arasında, limanlar arasında, şehirler arasında çok önemli bağlantı noktaları oluşturuluyor ve çeşitli değiş tokuşlar için bu kültür, dil, üretim, sanayi ürünü, tarım ürünü her şey olabilir. Bunlar için bir temel oluşuyor ikinci sanayi devriminde. Fakat ikinci sanayi devriminin en önemli özelliği birçok alanda büyük devrim olmasına rağmen iletişim alanındaki devrimlerin sınırlılığıyla ilgiliydi. Diyelim telgraf çok önemli bir ikinci sanayi devrimi keşfi. Fakat telgrafın naklettiği enformasyonun kapasitesi ve hızı kendi o toplumun şeyleriyle diyelim hızı ve kapasitesiyle tabii eş oranlı ama ana sistem değişmeden iletişim alanındaki büyük devrimle biz ikinci sanayi devrimi üzerinde yeni bir ağ yarattık. Yani bu ağ da aslında temelde iletişim tarih boyunca geliştirdiğimiz bütün iletişim kapasitelerinin kat be kat ötesine geçen bir yeni iletişim kapasitesi. Ve bu da büyük ölçüde tabii savaş mücadeleleri, işte özellikle Amerika ile Sovyetler arasındaki rekabet girişiminden çıkıyor. Ve nihayet sonuçta sanayi devrim, sanayi toplumu ile ağ toplumu arasında şöyle bir fark oluşuyor. Her iki toplum zamanın ve mekanın, insanın eylemi ya da toplumsal eylemler üzerindeki kısıtlayıcı ve baskılayıcı kapasitelerinin değişimiyle karakterize edilebilir. Yani ağ toplumunun bize getirdiği en büyük fayda enformasyonun, maddenin, akışların yahut da zaman kullanımının önündeki bütün engelleri tuzla buz etmesi. Özellikle zaman-mekan sıkışması diyor buna sosyologlar şimdi. Eskiden zaman daha lineer ve kronolojik olarak akarken ve yere bağlı, mekana bağlı zaman akışları, lokal zaman akışları çok daha hayatımızı belirlerken ağ teknolojilerinin ve ağ toplumunun yaratılmasıyla beraber artık zamanın eylemimiz üzerindeki kısıtlayıcı şeyleri çok çok minimize edildi. Buna mekanın eylemimizin üzerindeki baskılarını da eklemek lazım. En azından dünya içindeki eylemimiz ve zaman kullanımımız bakımından bu böyle. Çünkü henüz daha tam nasıl diyelim gezegenler arası ya da galaksiler arası bir alışverişe ya da gidiş gelişe, aksese çok imkan vermiyor. Ama dünya içerisinde, dünya yüzünde, yeryüzünde tarihte olmadığı kadar tekerleğin keşfinden beri gelebilen en radikal noktada bulunuyoruz. Yani bir tweet atıyorsunuz, Uruguay'daki sizin tweetinizi aynı anda okuyor. Yani çok küçük bir zaman şeyi var arada. Ama eskiden böyle bir iletişimin
olabilmesi, çok değil 20 sene önce, imkansızdı. Bu aslında bizim felsefi dünyamızın değişimiyle de alakalı. Yani mekan ve zaman, zaman mekan ya da işte uzam, space kullanımımızın değişimiyle çok ilgili. Çünkü temelde aslında geliştirdiğimiz bütün teknolojik araçlar, insan toplumunun geliştirdiği, bugüne kadar geliştirdiği bütün organizasyonların ve kurumların yapısını da kökten bir şekilde yerinden etti. Ağ toplumunun en temel sonucu bu. En azından Manuel Castells, işte David Lyon, Van Dyck gibi araştırmacıların en fazla vurguladığı nokta bu. Zaman ve mekan üzerindeki, zaman ve mekanın eylemimiz üzerindeki kısıtları ve baskıları o kadar fazlaydı ki, bunun yerinden edilmesiyle birlikte herhangi bir eylemimiz yok ki tekrardan enformasyonel temelde düşünülmemiş olsun. Bugün bütün ekonomi enformasyonel, bütün işlerimiz enformasyonel, her şeyimiz ağlar üzerinde korunuyor, bütün bilgi ağlar üzerinde akıyor ve bütün dünya üzerinde bir sinir hücresi gibi bütün bilginin ve etkileşimin toplandığı ve bütün eylemlerimizle iz bıraktığımız ve bu izler üzerinden de yine çeşitli yapay zekaların, akıllı makinaların ve diyelim diğer teknolojilerin kullanımıyla yeni baştan eylemimizi düşündüğümüz bir sistem yaratıldı. Bunun şöyle bir önemi var. Günümüz ekonomisi enformasyonel, kültürü böyle. Toplumsal organizasyonu böyle. Biz henüz daha bu çağın çok embriyonik bir seviyesindeyiz gibi geliyor bana. Henüz daha bütün bu ağ toplumunun, yani bu şeyin diyelim ortaya çıkışıyla beraber, yani sanayi, ikinci sanayi devriminden radikal kopuşun diyelim, sonuçlarıyla yeni yeni yüzleştiğimiz için bunun kullanımıyla ilgili de işte yavaş yavaş çalışmalar, kavramsallaştırılmalar yapılıyor. En çok vurgulanan hususlardan bir tanesi gittikçe bu ağla, bütün küresel düzeydeki bu ağla bizim benliğimiz arasındaki temel bir kutuplaşmanın oluşması. İkincisi çok güçlü bir bireyleşme, bireyselleşmenin ortaya çıkışı ve bu temelde de bütün kurumların krize sürüklenmesi. Geleneksel anlamıyla sanayi toplumun döneminde ortaya çıkan kurumların hızla bir krize doğru sürüklenmesi. Bunun başında aile geliyor. Çünkü ailenin en önemli, yani daha doğrusu aile gibi küçük gruplar ya da topluluklar, yerel toplulukların en önemli özelliği neydi? Bir mekana, yerele bağlı olarak eylemimiz ve iletişimimiz üzerindeki kontrolü sağlamalarıydı. Ve o kadar, yani daha doğrusu şöyle düşünelim, insan bedenini düşünün. Bedenimiz bir yer olarak, bir hacim olarak bütün iletişimin temelinde yer alıyordu. Ve fiziksel uzam içerisinde, fiziksel alan içerisinde ki hareket hızınız ve nasıl diyelim sizi kısıtlayan bariyerlerin bariyerlerle mücadele ederek bir iletişim kurabilirdiniz. Burada birkaç tane filtre vardı. Yerel topluluk, ulus devlet ve nasıl diyelim kitle iletişim araçları. Bütün enformasyonu filtre eden, bilgiyi denetleyen bir yapıydı. Hatta 30 sene önce Sovyetler 1988'de devrilmeden, yıkılmadan önce en çok konuşulan şeylerden bir tanesi neydi? Bilim hırsızlığı ya da işte casusluk filan faaliyetleriydi. Neydi bunun amacı? İşte bilgiyi almak, çalmak falan. Bir anda bu dünya yıkıldı gitti. Yani bu Soğuk Savaş dönemi casusluk filmlerini izlerseniz bunu görürsünüz. Basit bir şey için yatırımlar yapılıyor, adamlar yetiştiriliyor falan filan. Şimdi bunların hepsi bir hackerlık meselesi. Bir hacker'ın çalışmasıyla yürütülebilen şeyler. Ya da şöyle düşünün, şimdi herkesin elinde bir telefon var ve sizin iletişiminizi herhangi bir şekilde filtre edecek ne bir devlet, ne bir baba, ne bir anne otoritesi çalışmıyor teknik olarak. Şimdi bütün bu meydan okumaların tamamı kurumlar için de geçerli. Yani eskiden kurumlarda, yani bürokrasi dediğimiz şey, modern bürokrasi dediğimiz şey, temelde ikinci sanayi devrimi yine koşullarında hiyerarşik, dikey örgütlenmiş, emir komuta sistemiyle çalışan bir sistemdi. Ama şimdi artık bu yataydaki bu patlamayla beraber, şeyle beraber kurumlar da hızlı bir biçimde değişime doğru zorlanıyor. Bunların aslında tamamı ağ toplumunun günümüzde bize başka bir, yani zaman ve mekanın eylemimiz üzerindeki bu baskısı ve kısıtları yıkılırken başka bir sonuç ortaya çıkıyor. Çok hızlı geri beslemelerin olması. Bu da
2000 sonrasında özellikle karşımıza çıkan bu toplumsal devrimlerin, işte yok Twitter devrimi miydi, Facebook devrimi miydi, şu muydu, bu muydu diye bir sürü şey tartışma yapılıyor. Enformasyon üzerindeki tekel yıkılınca hızlı bir biçimde insanlar birbiriyle iletişim, yani çünkü iletişimin temel bir iktidar kurma aracı olduğunu düşünürsek bütün toplumlarda zihinlerin kontrolü gibi meseleleri. Burada şöyle bir açmazla karşı karşıya kaldı bütün toplumlar. Eski kitle iletişim medyaları, gazete, radyo, televizyon gibi medyalar. Şimdi ise bu kitlesel öz ne diyelim kavram gitti aklımdan. Kitlesel öz iletişim min artışıyla beraber bir anda nasıl diyelim, enformasyonun akışı bireyselleştiği gibi aynı zamanda hiçbir zaman birbirini tanımayan bir sürü insanın böyle Leibniz'in monadları gibi birbiriyle konuşur, sanal topluluklar haline geldiği böyle bir uzam, yeni bir zaman-mekan kültürü karşımıza çıktı. Bütün bunlar aslında nasıl diyelim, bu etkileşim, bu gidiş-geliş günümüzde halen daha devam ediyor ve biz bunun etkilerini yaşayarak öğreniyoruz. Yani ipso facto olup bittikten sonra ancak sonuçları üzerinden düşünerek bir çıkarımda bulunabiliyoruz. Ve bu da ağ toplumunun en önemli şeylerinden bir tanesi. Şöyle bir vurgu var. Belki Nurullah Hoca'nın sunumunda onu düşünebiliriz. Şimdi ağ toplumunun en önemli özelliği bütün toplumsal sınırları yıktığı için, kültürel ve ekonomik, kültürel, ekonomik, sosyal bariyerleri yıktığı için iletişimin karşısındaki ya da etkileşimin karşısındaki siyasal sistemleri de bir krize sürüklemiş olması. Fakat ilginç bir şekilde bize 90'lı yıllarda en azından yükselen küreselleşme literatürü ulus devletin gerilemesi şeklinde bir anlatı sunarken bu geri beslemelerin hızı arttıkça ulus devletin yeni baştan yaratıldığını görüyoruz günümüzde. Gittikçe eskisinden daha güçlü bir şekilde devlet aygıtının bütün bu ağ teknolojileri üzerinde, ağ sistemleri üzerinde ve insan gruplarının oluşturduğu kümeler üzerinde daha fazla kontrol ve kapasite geliştiren teknikler icat ettiğini görüyoruz. Bu da çok diyalektik bir şey. Çünkü burada şöyle bir mesele var. Kitle iletişim araçlarının olduğu çağdaki gibi diyelim, haberi filtre ediyordu. Topluma yayılmıyordu. Gazetede yayınlanmayınca, televizyonda yayınlanmayınca hiçbir şey duymuyordunuz. Ama şimdi öyle değil. Desek de aslında halen daha devletlerin bu filtreler üzerinde ortak anlaşmalar geliştirerek bu şeyleri kontrol etmeye çalıştıklarını görüyoruz. Ve bunun iki yönü var. Bir tanesi devlet kontrolünün artışı, ama öte yandan bu nasıl diyelim, bir karşı hareket olarak buna şeyin de burada olduğunu belirtmemiz lazım. Manipülasyon kapasitesinin şirketlerin, özellikle büyük ağlara hükmeden şirketlerin, bunu Manuel Castells'in yine İletişim Gücü kitabından görebilirsiniz. Aslında temelde 8-10 tane büyük medya tröstünün ya da işte ağ teknolojisi tröstünün, tekelinin bir taraftan bireysel ifade ve etkileşimin önündeki engelleri kaldırırken öte yandan müthiş bir manipülasyon kapasitesi, yönlendirme kapasitesi geliştirdiğini görüyoruz. Bunun en tipik örneği son 2 yıldır Facebook ve YouTube üzerinde yapılan tartışma. Temelde nedir? Yani istediğimiz anda tarihsel olarak en azından depolanan uzamlar olduğu için bunlar, görsel, sessel ya da başka yazılı içerikleri, sembolleri depoladığı için bu sistemler, biz hızlıca belli bir şeye ulaşabiliyoruz bu başkaca sosyal ağlar üzerinden, medyalar üzerinden de. Fakat öte yandan bu alanlar ticarileştikçe, işte burada ikinci sanayi devriminin de, günümüzdeki devrimin de temel motorunu oluşturan bu küresel ekonominin alanına geliyoruz buradan. Bu alanlar ticarileştikçe hızla yoğun bir manipülasyon kapasitesine sahip olduklarını görmeye başlıyoruz. Nasıl diyelim, radikalleşmeyle YouTube'un yönlendirici şeyleri arasındaki ilişkileri araştıran bir sürü sosyolog var şu anda, biliyorsunuz. Büyük de tartışma var bu konuda. Yani bir sayfaya girdiğiniz zaman YouTube size başka bir sayfa öneriyor ve bu gittikçe daha da radikalleşen, içeriği daha da radikalleştiren bir
yönelime doğru sizi yönlendiriyor ve bir süre sonra 2 hafta YouTube'da takılan birisi diyelim, herhangi bir terör şeyi aradınız ya da başka bir şey aradınız. Bir süre sonra kendinizi oldukça nasıl diyelim sinirli, agresif ve çok tartışmalı içeriklerin bir tarafı olarak bulabiliyorsunuz. Hakeza bu seçim manipülasyonlarında Facebook'un işte Amerikan seçimleri hepiniz izliyorsunuz. Bunun şöyle bir ağ toplumu bakımından önemi var. Yani bu kapasitenin kullanımı Castells'in sürekli yani bu ağ toplumunun kültürünün nasıl diyelim kutuplaştırıcı dinamikleri. Benlikle ağ arasındaki kutuplaşma sürdüğü müddetçe yani orada ağın bütün kompleksitesiyle mevcudiyeti ve benim tek tek hepimizin sosyal veya bireysel benliğimizin bu kutupsallık karşısındaki konumu sürdüğü için aslında bu ağ benlik kutuplaşması nasıl diyelim temel bir çelişki olarak bu günümüz toplumunun temelinde durduğu için hem bir taraftan bireyselleşmeyi artırıcı ama öte yandan da bu tür yönlendirici ve manipülatif diyelim kontrol sistemlerinin de aslında ne kadar bu içeriği yönlendirmeye müsait olduğunu gösteriyor. Aslında küreselleşme dediğimiz temelde bütün bu ağların bir tür meta ağı gibi çalışan bir mekanizma. Ve aslında bizim bu hem diyelim iki tür literatürle de karşılaşabilirsiniz. Bir tanesi küreselleşmenin ve ağ toplumunun bütün bu özgürleştirici potansiyellerine vurgu yapar. İşte kendin yapabilirsin sen, işte NLP literatürü falan bir sürü var ya şimdi işte kişisel gelişimler bilmem ne. Yani yapabilirsin edebilirsin literatürü diyelim buna. Önün açık yani. Bir de çok fazla şey yapan ne diyelim Snowden filminde olduğu gibi bunun diyelim meta yani şirketler ve devletler tarafından bunun manipülasyon ve gözetleme yani bu gözetim toplumu literatürü bunun daha şey boyutlarına nasıl diyelim kontrol edici boyutlarına vurguluyor ama bunun ikisinin ortası daha sağlıklı gibi geliyor. Şimdi mesela bir şey daha yaparak konuyu toplayayım. Foucault'un panoptikonunu bilen vardır içinizde. Yani hapishane modelidir bu Bentham'ın. Ortada bir kule vardır. Diyelim hapishanenin her yerini görür. Ve bu aslında modernitenin temel disiplin mekaniğinin bir basit şablonudur. Basit bir mekaniğini bize verir. Ama günümüzde aslında artık panoptikona hiç gerek yok. Bu göz her yerde. Yani bu sinoptikon toplumu denen ya da bu nasıl diyelim gözetimin merkezsizleşmesi ve mümkün olduğu kadar bütün alanlara sızması biçiminde karşımıza çıkan olgu da aslında yine bu toplumun, gözetim toplumunun ağ toplumunun bir tür, bir varyantı, bir değişkesi gibi okunabileceğini bize gösteriyor. Burada da yine ikinci bir katmana geliyoruz. Eylemimizin üzerinde zaman mekanın bütün şeylerini yıktık. Özgürleştik, zamandan, mekandan epey bir özgürleştik. Fakat öte yandan yepyeni bu kez şeyler ortaya çıktı. Kapasiteler, sınırlandırıcı ve gözetleyici kapasiteler. Bu da bu teknolojileri öğrenen çeşitli iktidar odaklarının, şirketler, devletler ya da başkaca odakların bu kapasiteleri kullanarak eylemlerimize bir geri besleme yapması. Yani aslında herkes birbirini etkilemeye çalışıyor. Burada çok ciddi ideolojik savaşlar da var. Diyelim IŞİD de bunu kullanıyor, bu teknolojiyi. En böyle iğrenç biçimlerinde kullanıyor. Başkaca istihbarat örgütleri de kullanıyor. Ama siz bunu bilimi yaymak için de kullanabilirsiniz. Ya da kendi içeriğinizi, bireysel sunumunuzu her şey için kullanabilirsiniz. O yüzden aslında bu dünya bize kaotik gibi gelse de çeşitli örüntüleri bunun içerisinde keşfetmek mümkün. Bu MacNeil'in başta bahsettiğim dünya tarihini tekrar ağlar halinde yeniden okuma denemesini toparlayarak ben bunu bitireyim. Biraz tartışıp bırakalım sonra. Şimdi aslında günümüzde bütün araştırmalar bize şunu söylüyor. Aslında bütün bilgi alanlarının çeşitli ağları araştırmak üzere organize olduklarını görüyoruz. Yani üniversitenin ve bilimin de burada değişiminin büyük bir payı var ama oraya girmeyeyim. Şimdi aslında içinde yaşadığımız vokabüler, dil, içinde yaşadığımız episteme, paradigma her neyse şu anda
Bu ağ paradigması dili çok baskın her yerde aslında. Çünkü ilişki kavramı etrafında üretilmiş bir kavram, ağ kavramı. Bir şeyi bir şeye bağlamak, bir şeyi bir şeyle ilişkili hale getirmek, bir şeyle bir şeyin irtibatını kurmak gibi düşünün. Şimdi mesela sayayım birkaç tanesini size. Fiziksel ağlar var etrafımızda. Nedir bu? İşte doğal sistemler, çok yüksek kompleksiteleri var. Orman sistemleri, nehir sistemleri, dağ sistemleri. Bunların hepsini çeşitli ağlar şeklinde çalışıyor artık günümüzde jeologlar, biyologlar. Organik ağlar var, organizmalar, sinir ağları değil mi? Sinir sistemi, kan dolaşımı, bu da bir ağ. DNA dizilimleri, zaten genetik biliminin bunda çok büyük bir şeyi var, etkisi var. Genetiğin hemen hemen bütün alanlarda, genetikte geliştirilen tekniklerin, DNA dizilimleri, bunların hepsi ağ, organik ağlar. Yani doğada organik bir şekilde bulunan çeşitli ağlar var. Yani canlılığa ilişkin tartışma da bununla ilgili. Nöron ağları var. Bu da zihin ağlarımız değil mi? Nöron bağlantıları, zihin haritaları bunlar da yine hepsi ağ şeklinde. Bilgisayar konfigürasyonları gibi aslında hepsi temsil ediliyor. Bilimin dini de, dili de buna doğru değişiyor. Sosyal ağlar var. Bunların hepsi yine işte görüyorsunuz ağ şeyleri bir sürü ne diyelim internet ortamlarında. Yani çeşitli sosyal ilişkilerimiz içerisinde somut bağlantılarımızı reprezente eden sistemler bunlar, bu sosyal ağlar. Teknik ağlar var, yollar değil mi? Dağıtım ağları, telekomünikasyon ağları, bilgisayar ağları, şu ağları, bu ağları, internet ağları falan hep ağlar var yine etrafımızda. Yani aslında böyle katman katman ağlarla örülmüş bir varlık olduğumuzu anlatmaya çalışıyorum. Bir de medya ağları var. Yani bu bütün gönderici alıcı arasındaki gidiş gelişi, irtibatı, bağlantıları sağlayan çeşitli medya sistemleri ile karşı karşıyayız. Böylece aslında ağ dediğimiz olgunun ya da ağ dediğimiz sürecin belli başlı özelliklerini ve doğal olarak ağ toplumunun da yine belli başlı özelliklerini sayarak bitirebiliriz. Birincisi bu bütün bu ağlar içerisinde şöyle bir durum çıkıyor. Birey dediğimiz şey aslında birbiriyle çeşitli ağlarla bağlı atomik varlıklar olarak tanımlanabilir. Yani temelde birey dediğimiz soyut olarak ya da somut olarak yalıtılmış bir şey değil. Tam tersine ağlarla beraber vücut bulan bir varlık olarak karşımıza çıkıyor. Bu ağlar az önce bahsettiğim bütün bu ağlarla bağlantılı olarak düşünmeniz gerekiyor. İkincisi bu ağ toplumunda çeşitli ögeler var. Bu ögeler kurumsal olabilir, örgütsel olabilir, başkaca olabilir. Bunların hepsi karşımızda heterojen bir biçimde, çeşitlilik içerisinde mevcut. Yani homojen bir şekilde değil. Çünkü sanayi toplumu, modern toplum dediğimiz şeyde standartizasyon, homojenizasyon ya da Bruno Latour'un deyişiyle pastörizasyon çok temel bir teknikti. Standartlaştırma ve pastörize etme. Halbuki günümüzde tekrar bu kompleksiteye bir dönüş var ya da o heterojeniteye bir dönüş var. Yine ölçek oldukça zaman mekan bağlamında genişletilmiş bir ölçek içerisinde yaşıyor insanlar. Eskiden hiçbir şekilde hiçbir irtibat kuramayacağımız bilgiler, odaklar, kişiler, fikirler, düşünceler, eylemlerle irtibat halindeyiz ve sürekli bir etkileşim halindeyiz. Bunun da aslında özneleri ya da nesneleri olarak şu anda bir deney tüpünün içinde gibiyiz aslında insanlık tarihi içerisinde. O yüzden genişletilmiş ve eskitilmiş, hızla eskitilmiş bir ölçek içinde yaşadığımızı söyleyebiliriz. Neredeyse bütün eylemlerimiz hem global hem lokal karakterlere bürünüyor. Eskiden eylemlerimiz çok sınırlı zamanlarda ulusal veya global etkiler gösterirdi. Neydi bu sınırlı zamanlar? Bir siyasal devrim anı ya da başka bir şey. Yani büyük kolektiviteler, kolektif eylem teorilerini hatırlayın 70'lerin 60'ların. Neyi açıklıyorlardı? Çok sayıda insan bir araya geldiğinde ne oluyor? Pazarlar, siyasal sistemler, devrimler oluyor ve bu da 50-60 yılda bir olan bir şey. Şimdi ise öyle değil. Şimdi bu sanal topluluklar aracılığıyla hızla diyelim ki eylemlerimiz hem lokal hem global bir karaktere bürünebiliyor. Hem yerelde hem küresel, ulusal ölçeklerde çeşitli etkiler yaratabiliyor ya da geri beslemeler yaratabiliyor. Buna da işte glokal diyor bazı araştırmacılar. Yine yoğunlukların
İlginç bir şekilde irtibatımız artarken yüz yüze etkileşimde yoğunlukların düştüğü bir dönem bu. Yani bu da yine aslında bireyselleşmenin içe dönüşün ve zimmelin deyişiyle entelektüel yaşamın gittikçe daha fazla öne çıktığı bir şey. Yani eskiden televizyondan tek yönlü bir enformasyon akışıyla şeydik. Şimdi etkileşim halindeymiş gibi gözüksek de aslında bir taraftan şöyle bir problemimiz var. Diyelim ki bir kişi bir sürü deney yapılıyor. Bir saat içinde kaç kez telefonunun ekranına bakıyor? Yani bunların hepsi alışkanlık sistemlerimizin de dönüşümünün bir neticesi. Bu da bizim yüz yüze etkileşimlerimizdeki yoğunlukların eskisine oranla daha fazla düştüğünü, yüz yüze iletişimdeki yoğunlukların da düştüğünü gösteriyor. A toplumunda merkezileşme düşük, kapsayıcılık düşük ilginç bir şekilde. Mesela 2010 sonrasında A toplumunun en fazla, yani A toplumu inşa edilirken böyle her yerde özgürlük falan olmuyor. İşte size verilen metinde de okuduğunuz gibi, yani bu teknolojiyi üreten ve kullanan, bunu tekelleştiren ülkeler daha müreffeh olurken, 3. dünya, 4. dünya ve bu ağların dışında kalan dünyaların yoksulluk, sefalet, eşitsizlik gibi çok çeşitli problemlerin hızla pençesine düştüğünü görüyoruz. Neden? Çünkü küreselleşmenin ve ağ toplumunun en önemli özelliklerinden bir tanesi içerme, yani inclusion dediğimiz şeyin çok az olması. Sosyolojide, en azından sosyal bilimlerde son 10-15 yıldır en fazla teşvik edilen konu inclusion. Niçin bu kadar kapsayıcılıktan uzak bu toplumlar? Bunu anlamaya çalışıyoruz. Topluluk türü eskiden fizikseldi, bölünmezdi, bir muhabbet grubuydu, bir aile grubuydu, küçük gruptu. Şimdi sanal topluluk. Kendimizi daha fazla sanal topluluklara bağlayan, yapışan bir halde buluyoruz. Ve toplum gittikçe daha fazla yatay olarak farklılaşıyor. Bireysel farklılaşma ya da bireysel uzaklaşma artabiliyor. İletişim türü dolayımlanarak geliyor. Bütün bilgiler bize direkt değil de dolayımlarla, sürekli filtrelerden ve başkaca iletişim filtrelerinden, grup filtrelerinden, bireysel filtrelerden geçerek geliyor. Ve bu da aslında yani hani post-truth diyorlar ya, yani niye post-truth diye bir şey var, niye her bir sürü yalancı tip herkesi kandırabiliyor günümüz toplumunda, işte bu neydi, süt ne süttü? Çiftlik banka olayı, inanılmaz bir case, doktora tezi yazılması lazım. Yani buradaki kanıksama mekanizması, buradaki ikna mekanizmasının çalışılması lazım. Yani mesela 1960'lı yıllarda ne çalışıyordu bir sosyal psikologlar? Uyum deneyleri, değil mi? Uyum deneylerinde işte aslında Hitler'in hiç de istisna olmadığını, gündelik hayatımızın içinde hepimizin potansiyel, içinde bir canavar olduğunu, değil mi? Gruba uyum davranışının çok yaygın bir şey olduğunu keşfetti sosyal psikologlar. Fakat bu rızanın yeni iletişim teknolojileriyle beraber çok ciddi şekilde dönüştüğünü görüyoruz ve insanların manipülasyona gittikçe daha fazla açık hale gelebildiğini de görüyoruz. Yani bu kadar kolay bir şekilde bu rızanın insanlardan alınması ilginç ve buna bu kadar kolay kanma. Ve son olarak da artık herkesin gittikçe kendi başına bir medya odağı olması, herkesin bir haberci, herkesin bir nasıl diyelim içerik üreticisi haline gelmesi ve bir tür bireysel biyografi, profil, yani aslında bir insanların kendi zamanını yöneten, kendi anılarını geçmiş toplumlardan farklı olarak anılarıyla da, geçmiş zamanla da başka türden ilişki kuran insanlar haline geldiğimizi görüyoruz bu ağ toplumunda. Hepimizin Twitter sayfaları var. Aa, acaba ne yazmıştım? Çünkü gittikçe hani entelektüalize oluyor dedim ya hayat. Daha fazla zihin, yani kendimizle çok kaldığımız için çok zihin patlatıyoruz meseleler üzerine. Ve Instagram sayfaları, yok Snapchat sayfaları, yok Facebook bilmem ne zaman koridoru falan. Bütün bunlar aslında gittikçe daha fazla mahremiyet kaybı, değil mi? Mahremiyetin dönüşümü gibi bir sürü faktörü de içerecek şekilde karşımıza çıkıyor.